bu süreçler maalesef ki ve maalesef bize o dersi veriyor ki siyaset adına özellikle imardı, depremdi, sağlıktı, bu tür konularda kayırmaya, korumaya çalıştığımız akraba, iş adamı, dost, sevdiğimiz, aramızda ne tür bir ilişki varsa lafın gelişi aslında tırnak içinde kelimeyi kullanmak istemiyorum ama ölümlerine imza atmak gibi bir şey. Yani sen depremde hatalı binayı, hatalı malzemeyi, hatalı süreci tespit etmez, hakkı olması gereken bilimsel yere koymazsan korumaya, kıyak yapmaya çalıştığın insanların ölümüne sebebiyet verebilirsin. Şimdi az önce verdiğin örneğe ben halk diliyle bir örnek vermek istiyorum, genişletmek istiyorum hafifçe. Şimdi en iyi malzemeyi aldın, birinci sınıf marulu, maydanozu, domatesi, salatayı, en iyi eti, yağı, en kaliteli biberi, neyse öyle bir yemek hazırladın ki sonra da bir ahçıya dedin ki sen bu işi çok iyi bilen birisin, bu akşamki menü misafirim geliyor, sen yapacaksın. Evet. Ahçımızın da 40 yılın başında bir işi çıktı, hadi iyi niyetle düşünelim, evi terk etti gitti. Yanında çalışan mutfakta görevlileri var mesela, onlar da üstün körü çalışan insanlar, en iyi malzemeyle en kötü yemeği çıkarabilirler. Evet. Mesela. Evet, doğru. Her şey sadece malzeme değil. O zaman çok güzel bir örnek oldu. Başında söylediğin şeye dönersek, hani dedik ya sadece müteahhitler mi suçlu? Böyle nokta atışı yapmadan etrafından dolaşarak şimdilik. Şimdi müteahhit en sonunda o harcı vesaire bir araya getirip birleştiren kişi. Ama o binanın zemin etüdünden başladıktan sonra üzerine yapılması planlanan binanın teorik çizimini mimar yapıyor. Mimarın yaptığı çizimin fiziksel olarak bilim uygunlukla o zemin etüdüne göre kolonlanması, kirişlenmesi, demirlenmesi benim branşım değil ama hani üstünkörü onu inşaat mühendisi tamamlıyor. Sonra bunların uygunluğunu vesairesini devlet adına, en önemli yer devlet adına, mevzuatta biraz benim eleştirdiğim kısımları var ama yapı denetim elemanları onaylıyor. Sonra onlar ilgili gerekirse meclis üyeliklerine, gerekirse başka birimlerden bu uygundur kaşesini alıyor devlet tarafından. Ve hepsinden sonra fiili sürece geçiliyor. Şimdi bu fiili sürecin hepsi gerçekleştirilirken o malzemenin nasıl karıldığını, işte suyu fazla koyarsan C30 beton C15'e düşer, C5'e düşer falan diyorlar ya, evet, çok bildiğin konular değil, muhakkak arkadaşlar açıklayacak. İşin başında durup anlık tüm süreçleri mühendislik bazında denetlemezsen en iyi malzemeyle yine en kötü sonucu alabiliyorsun. Senin söylediğin gibi yanlış zemine doğru bina yapsan da o bina, o zemini tolere edecek ekstralara da sahip değilse, ki çoğu zaman mümkün değil, yıkılmıyor, devrilebiliyor. Ama yine risk kimin üstüne devrildi? Hepsi birbirine bağlı ama senin söylediğine bir parça pas atmak adına müteahhitleri tek başına öne çıkarmak, kafamızı kuma gömmek gibi bir şey aslında bir vatandaş, bir vatandaşın hayatını korumaktan mümessil olsa bile hepsinin hayatını korumak devletin işi ise, asıl bu süreçlerde tam durması gereken yerlerde eksik durmuş kamuyu biraz daha sorgulamamız lazım.